Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 3. İlk 5 ünitenin özeti. Vize sınavına girecek arkadaşlar için bir toparlama, bir özet videosu düşündüm. Bu bağlamda ilk 5 üniteyi özetlemeye çalıştım. Bölüm 1. Evvela arkadaşlar, tüm üniteler için geçerli bir şey var. Kesinlikle şu harfi cerle kullanılan bazı fiiller diyor ya. Tüm üniteler için şu fiilden sonra şu harfi cer gelmelidir diye elinize bir A4 kağıdı alarak fiil artı yanına harfi cerri yazın. Şu fiilden sonra şu harfi cer, bu fiilden sonra şu diğer harfi cer gelmeli diye onu ezbere bilelim. Sınavda çıkabilir. Yani fiil verir. Burada örneklerde verilen fiillerden. Bir fiil verilir. Nokta bırakır. Noktalı yere aşağıdaki şıklarda geçen hangi harfi cer gelmelidir? Tamamıyla ezber sorusu. Bunu sınava girmeden önce şu harfi cerle şu fiil, işte bir diğer fiil ile de şu harfi cer kullanmaktadır gibi ezber yaparsak bu şekilde çıkacak soruları halletmiş oluruz. Tüm üniteler için bu geçerli. Bunun dışında bu ünitede neye değinilmiş? Dil bilgisinde dikkatimizi çeken şey nedir? Burada unutmuyoruz. Kem, kaç demek? Kaç anlamına geliyor? Ne kadar da diye de çevrilmekte. Burada mazi ve muzari görmekteyiz. Mazi geçmiş zamandır. Dili geçmiş. O yazdı, baktı, gördü, uçtu, kaçtı. Yani mananın sonu tı, ti, du, dı, di şeklinde bitiyorsa o mazi fiildir. Bir Türkçe çeviri verip Arapçası hangisidir diye sorulduğunda eğer burada dı, di, du, di bitmişse aşağıda şıklarda Arapça olan kelimeyi bulmamız gerekir. Bu fiil çekimi ezbere bilmemiz gerekiyor. Gayb, gaybe, muhatap, muhataba, mütekellim, müfred, tesniye, cemi bunları hep anlatmıştık. Bunu kesinlikle çekimini bilmeliyiz. Ketebe yerine gitsen nesara yaz. Nesara, nesara. Burada elif eklenmiş ketebede. Ketebede ne değişiklik var? Elif eklenmiş. Sen buraya nesara fiilini yazarsan yine elif ekleyeceksin. Nesara olacak. Fetaha yazarsan tesniyede yine fetaha olacak. Değil mi? Ketebu, nesaru, fetehu, haracu diye şey bir şey yok ya. Sonuna vavra elif ekleniyor. Bu örnekte tüm hepsi için geçerli. Bir de ne var? Muzari fiil var. Muzari geç zaman ve şimdiki zamanı ifade etmek için kullandığımız fiil çeşididir. Bunun başına sin harfi veya sefe gibi bir takım ekler gelerek gelecek zamanı ifade eden fiil ile muzaridir. Yani muzari hem geniş zamanı hem şimdiki zamanı hem de gelecek zamanı ifade etmek için kullandığımız fiil çeşididir. Geniş zaman eki, şimdiki zaman eki, er, ar, yor, yor işte ne gibi? Ya yazı yor, bakı yor, kaçı yor, hep yor diye biter. Veya er, ar, ya, zar, bak, ar, uç, ar, anlar gibi. Er, ar şeklinde çevirisi. Şimdi kaç tane zarftan bahsediyor? El, an, şimdi demek. Türkçe bir çeviri verir. Mesela der ki şimdi fakülteye gidiyorum. Doğru Arapça yazılışı aşağıdaki şıklardan hangisinde yer almaktadır? Şimdi demiş. O zaman ne yapacaksın? Halen veya el an. Şimdi genellikle fakülteye giderim. Adeta. Veya her gün giderim. O zaman kül. Bugün gidiyorum. El yevm. Yani hemen şimdi bu zarfların manalarını bilmemiz gerekiyor. Sorabilirim. Muzari'nin başına sin veya sef gelirse o muzari ecek, acak diye çeviririz. Yazı cak, bakı cak, uçu cak, kaçı cak, anlayacak gibi. Sin yakın gelecek için. Yani birazdan. Sef ise ileride bir gün şeklinde. Daha uzun bir süreyi, daha uzun bir geleceği, uzak bir geleceği ifade etmek için kullanılmaktır. Burada mesela bu fiilin muzari olduğunu nasıl anlarsın? Bir fiil muzarisi onun başında şu eklerden birisi kesinlikle vardır. E, teyne. E, teyne diye okunur. Yani fiilin başında ya hemze olmalı, ya te olmalı,
Ya ya harfi vardır veya nun vardır. Fiilin başında bunlardan birisi olması gerekir. Muzari ise fiil bunlardan biriyle başlar. Peki bunlardan biriyle başlayan her fiil muzari midir? Değildir. Örnek. Nasara. Nunla başlamış. Eteğine nunla başlamış değil mi? Öyleyse de muzaridir. Direkt diyemeyiz. Nunla nerede başlıyorum muzari? İşte en suru, nen suru. Biz kalıbında. Birinci şahıs. Biz kalıbında nunla başlıyor. Nesara ise o kalıp değildir. Üçüncü şahıstır. Yani ilgili yerde ilgili iki alırsa. Hemze nerede alır? Birinci şahıs. En suru. Ben yardım ediyorum. Ektubu. Ben yazıyorum kalıbında hemzeyi alır. Her yerde değil. Örnek ehade yazılmış ise ehade muzari midir? Değildir. Başında hemze var. Var ama hangi kalıp? Bu üçüncü şahıstır. Birinci şahıs da alırsa muzari olmaktaydı. Bunun gibi yani. İlgili harfi nerede aldığı önemli. Mesela ne demiş? Yete'ebuh. Muzari fiildir. Başındaki ya az önce yazdığımız eteğine kelimesinden yağdır. Muzari olduğu için erar veya yor diye çevrilmesi gerekir. Ne diyor? Yorulu yor. Bak yor diye çevirisi yapılmıştır. Yorulma fiili. Yoruluyor yani. Yoruldu değil. Yorulu yor. Devamında ne var? Hikaye kipi var. Hikaye kipinden bahsedebilmek için evvela karnenin geçmiş olması gerekir. Geniş zamanın veya hangi zaman hikayesi olursa olsun. Ne lazım? Kâne lazım. Kâne'den sonra devam edip ardından bir fiil geliyorsa o zaman onun hikayesinden bahsederiz. Yani oynar, oynardı. Oynar başka, oynardı başka, oynardı. Eskiden bir gün oynardı. Oynar, hala oynuyor. Şu anki zaman buna dahil. Geniş zaman. Şimdiki zaman. Duruma dahil. Veya o bahçede oturur. Er, ar, ur. Kânet otururdu. Mesela geçen yıl, geçen hafta otururdu. Şu an, şu an değil. Geçmiş zaman. Kâneden dolayı. Demek ki kâneden sonra muzari fiil gelirse, burada tecvis eteğinden te almış. Yel'abu, ya almış. Kâne ve türevleri bu. Kânu olur, kânet olur, kâna olur. Önemli değil. Kâne ve türevleri yani kefi ve nunu görüyorsan ardından muzari geliyorsa o kip oluyor yani. Ne kip olur? Geniş zamanın hikayesi olur. Şimdiki zaman hikayesi için de aynı şey geçer. Kâne ve türevlerinden sonra muzari gelirse aynı şey olur. Veya burada olduğu gibi kâne ve türevinden sonra ismi fail, kâne ve türevinden sonra ismi fail, kâne ve türevinden sonra ismi fail gelirse kadim yine de ismi faildir. Kadimun ismi fail müfred. Kadimane, kadimune, kadimine. Nasıl fail? Cimi müzekker mensup olarak yazılmıştır. Bu ismi faildir. Cimidir, müzekkerdir, nasıl fail? Kânen haberi bu şekilde gelirse orada da yine ne olur? Şimdiki zaman hikayesi kastedilmiş olur. Tabi muzarın çekimini biliyoruz değil mi? Yektubu yektubane diye devam ediyor. Başına kâne gelirse ne olur? Yazardı, yazıyordu. Normalde kâne olmasa yektubu ne ifade eder? Yazar, yazıyor. Ya yor diye ya da erar diye çevirirdi. Kâne geldi sonra dı, di, du diye manayı değiştirdi. Tercümede yani yazardı diyorsa kânil seçmek gerekir. Gelecek zaman hikayesinden bahsedebilmek için fiilin evveline sin eklenmekte. Aslında egulu idi, sin geldi, se egulu. Yeselu, se yeselu, sin eklenmiştir. Kâne ve türevinden sonra sinle birlikte bir muzari başlarsa gelecek zamanın hikayesi kastedilmiştir. Ona göre bir fiil seçilecek. Yektubu ne demek? Kâne yektubu ne demek? Kâne seyektubu ne demek? Başına sin eklenmiş abi. O yazacak, ecek agak aldı. Bir de tı di du al. O yazacaktı. O bakacaktı. O görecekti gibi.
kalp dahil olabilir diyor. Dikkat yazan bir yer var. Kat mazinin başında kesinlik, muzarenin başında ise ihtimal. Bazen belki şeklinde, olabilir şeklinde çeviriyoruz. Kâne kat ketebe, ketebe yazdı. Kat ketebe şüphesiz yazdı. Kâne kat ketebe o yazmıştı. Burada onların nesi var? İraplanmış hali vardır. Zaten Türkçe yazdığında geçtim. Harfi celalle kullanılan bazı fiiller işte ekedemin nokta nokta. Bunu hemen bu şekilde yazıyoruz bir kenara. Hemen altına edda ile yazıyoruz. Manalarla birlikte tabii yanlarına manasını yazıyoruz. Ecbera ala nokta nokta manasını yazıyoruz. Ne demek bunlar hep? Ecbera'dan sonra hala harfi ceri kullanılacak demek. Ecbera ala. Ecbera ala. Ardından demek yan yana olmaları gerekmiyor. Aralarına kelimeler girebilir. Bil izafeti ila bir şey ek olarak izafeden sonra ila harfi ceri kullanıyormuş. Her ne kadar izafe isim olsa da, fiil olmasa da ardından kullanılan o. La siyyema özellikle. Bunun dışında dikkatimi çekecek farklı bir şey yok. Tercümeye kısaca bakalım. Ek olarak demiş. Yani bil izafeti değil mi? İzafeti ile biliyorum. Yor. Zarif fiil kullanılmalı. Bu yiyecekleri yemek hastalıklara yol açar. Açar, açıyor. Er, ar. Demek ki muzari fiil kullanacağız tercümede. Yazın bu şarkıyı dinliyor. Muzari olacak. Dum ama bir zamanlar. Geçmişte o zaman muzarinin başına demek ki ne gelecek? Kâne ve türevlerinden gelecek. Bu yıl işe başlayacak. Tı. Ecek acaklı bir muzari. Demek ki bir muzari kullanacağız. Başında sin olacak. Bir de tı, di, du demek ki kâne de olacak. En başta kâne, ardından sin, ardından muzari. Gitmiş idim, gitmiş tim, muzari fiil artı ne kullanılacak? Kâne kullanılacak tercümesinde. Oradaki tercümede yani geçen kelimelere dayalı olarak Arapça çeviride nelerin kullanılacağını anlamaya çalıştım. Ardından ikinci üniteye geçtik. Meçhul fiil. Malum ile meçhulü ayırt edebiliyor muyuz? Eğer fiil malumsa fail alır. Eğer meçhul ise naib fail alır. Naib vekil demektir. Failin vekili yani. Failin yerini tutan, o yokken ortada idare edene naib fail deniliyor. Yine harfi celle kullanılan bazı fiiller var. Az önce yazmıştınız. Hemen altına bu ünitede geçen fiiller ve ardından gelmesi gereken harfi celleri yine manasıyla birlikte not alıyoruz. Burada fiilin malum ve meçhul olması. Sülasi fiillerde edilgen yani meçhul yapı. Ketebe, kütübe, şeribe, şeribe. O önemli olan ne? İlk harfi ötre yapacaksın. İkinci harf esre olacak. Üçüncü harf zaten değişmez. Yani daima üçüncü harf nedir? Fethayla bitiyor. Veya çekim yaparken duruma göre değişiklik sağlanmakta. Ne gibi? Hani ketebe, keteba, kete, bu. Üçüncü harf ötelendi. Sen bunu meçhul de yapsan yine ötelenecekti yani. Kütibe, kütiba, kütibu. Demek ki soldan, yani sonuncu harf, en soldaki harf. Meçhule dönüştürdüğümüzde o sonuncu harfte bir değişiklik olmuyor. Malum da neyse meçhule de o. Malum bir fiili meçhule çevirirken yapmamız gereken şey nedir? İlk harf ötreleyeceksin, ikinci harf esreleyeceksin, üçüncü harf dokunmayacaksın. O zaman meçhule dönüşmüş olur. İlk harf fethaydı, burada ötre oldu. İkinci harf fethaydı, burada esre oldu. Şeribe'ye bak, şeribe zaten ortanca harf esre. Dolayısıyla esre olarak yine geçecek, değişen bir şey yok. Ama ilk harf ötrelenmiştir. Fetaha, futiha olmuştur. İlk harf fethadan ötreye dönüştü. Ortanca harf fethadan esreye dönüştü. Se'ele, su ile.
Ardından çekim yapılmıştır. Su ile, su ila, su ilu, kütibe, kütiba, kütibu, kütibet, kütibete, kütibe şeklinde. Bu su ile fiilini siz ketebe, kütibe olarak da çekim yapabiliyor musunuz? Yani yapabiliyorsak bu iyi durumda olduğumuzun bir göstergesi. Sahih fiillerden salim ve mehmud fiillere dair meçhul çekim örneklerini yukarıda gördünüz. Şimdi muzaaf bir fiilin meçhul formunu inceleyelim. Muzaaf nedir? Aynır ve lamı fiili aynı cinsten olan fiildir. Yani şeddili veya şeddi açtığında aynı harfin tekrarını görebileceğimiz fiiller. Medde malumdur. Uzattı manasına gelir. Mudde ise meçhuldür. Uzatıldı manasına gelir. Medde, mudde. Dakka, dukka, adde, udde. Ne değişmiş? Medde ile mudde arasındaki fark neyse dakka, adde de aynı şey geçmiştir. Dolayısıyla bir muzaaf fiil verilse sınavda, mesela denilse ki, ne denilse, örnek şakka meçhulü nedir? Şakka ne yapacaksın? Şukka. Veya abba. Meşhulü nedir? Uvva. Kalle. Meşhulü nedir? Kallerinki ne olur? Kulle olur. Yani ilk harfi ötürlemekten ibarettir bu. Değildir. Aşağıdaki şıklarda hangisinde meçhul yapı kullanılmıştır? Bir sürü şıklar var. 4 tane şık var. Her birinde cümleden oluşmakta. Örnek Edirne şıkkında ise udde kelimesi kullanılmıştır. Senin orada uddeyi fark etmen gerekir. Mutel fiillerde mazi meçhul formu. Va'ide vu'ide. Vesale vusile. Değişen bir şey var mı? Yok. Hala ilk harfi ötele, ortanca harfi estrele. Böylece meçhul elde etmiş olursun. Ecre fiillerin meçhulünde ise farklılık olur. Kale malum iken meçhulü kile. Ba'a bi'a. Sa'ka si'ka. Zade zide. Ecbefin meçhulü nasıl anlarsın? Zor değil. İlk harf esre. Ardından gelen harfte ise hareke yok. Ya var. Kile bi'a. Si'ka zide. Bu bir form. Bu bir şekil. Bu bir kalıp. Bu hale gelmektedir. Yani şuradaki şey ayrıntılar daha önce anlattık. Bunları kafa yorarak aklımıza tutabiliriz. Ama tutmak zorunda da değiliz ayrım yapabilmek için. Önemli olan ilk harfin esreli ardından bir yağ gelmesidir. Bunlar varsa ona direkt ne diyoruz biz? Ecrüfün meşhuru diyerek sınavı geçersiniz. Da'a davet etti. Du'iye davet edildi. Rama rumiye. Bena buniye. Rava ruviye. Değişen bir şey var mı? Evet, tıpkı bu ne gibi? Kutibe. Nusira. Futiha. Hurice. Yani ilk harf ötre, ikincisi esre. Sonuncu harfi zaten ellemiyoruz. Nakıs böyle bildiğimiz sahih, salim, kitabı gibi yapılmakta. Sülasi fiillerde muzari meçhul. Yani malumun meçhulünü anlattık. Biraz da muzari'nin meçhulüne değinelim. İşte ketebe yektubu. Yuktebu. Kesara yeksiru, yukseru. Fetaha yeftahu, yuftahu. Se'ele yes'elu, yus'elu. Yani muzari'nin meçhulü nasıl olmakta? Bu fal kalıbında olmaktadır. Yani ilk harfi ötrelemek, sonuncu harfin bir sağını yani aynı fiilini de fethalamakla olmaktadır. İlk harfi ötre, sonuncu harfin bir sağını fethalayarak muzari'den bahsediyoruz. Meçhulü elde etmiş oluyoruz. Medde yemuddu, yumeddu demiştik. Yumeddu, yemuddu. Medde. Mazi malum, medde. Muzari malum, yemuddu. Bu malumdur. Bunun meçhulü, muzarisinin meçhulü. Yemuddu'nun meçhulü nedir? Yumeddu. Adeta ne olmuştur? İlk iki harfte ne var? Hareket değişikliği, yer değişikliği var. İlk harf feta, ikincisi ötreyken bunlar yer değiştirmiş. Yumeddu olmuş. Adde, ye'uddu. Bunlar malumdur. Adde, mazi, ye'uddu, muzari.
Ya'dun meçhuru ne olur? Yu'an. Yani ilk iki harfin harekesi yer değiştirir. Fetayı ötenin yerine, ötedi fetanın yerine verdiğinde yu'an bir yerde dersin. Yefukku yufekku. Yecidu. Ama eğer başta vav olan bir fiilden bahsediyorsak, misal fiil diyoruz buna. Mutelin misal kısmı. Bunun muzarisinde vav kayboluyor değil mi? Yecidu oluyor. Daha sonra bunun meçhulünü yaparken vav geri geliyor. Baştaki vav geri gelmiş olur. Yucedu. Yuredu. Bu da bir kalıp. Yuced. Yual. Bu kalıptaysa bu da demek ki misalin muzarisinin meçhulü demektir. Da'a yed'u yud'a rama yermi yurma yud'a yurma bu kalıba gelmekte. Nakısın muzarisinin meçhulü yurva yuza gaza yevzu yuza meçhul. Malum meçhule biraz değindikten sonra şimdi bunun naibu failine değinmeye başlıyor kitap. Naibu fail neyden elde ediliyordu? Fetaha Aliyun elbabe. Fetaha açtı. Aliyun Ali elbabe kapıyı. Fetaha fiil. Aliyun fail işi yapan yani. Elbab ise mef'uldür. İşten etkilenen yani. Açtı kim? Ali. Neyi? Kapıyı. Naibu fail bir cümle yazmak istiyorsan evvela malum olan fiilini yani fetahı meçhule çevirmen lazım. Fetaha nasıl çevireceksin? Futiha. İlk harf ötür ikincisi esre yaparak. Ardından madem ki fiil meçhuldür öyleyse faili silmen lazım. Yani Ali kelimesini kaldırıp attık. Yerine kaldı elbap var. Bab kelimesini de ne yapman lazım? Merfu yazman lazım. Yani Ali'nin merfuluğu bab kelimesine aktardıktan sonra Ali'yi siliyorsun. Dolayısıyla elbabu ötre alarak kendisi merfu olarak burada yer almakta. Futihel meçhul fiil elbabu ise onun naibu fail olmakta. Şerbe fiil, talif fail, elma meful. Meçhul fiil elde etmek istiyorsan evvela fiil ne yapacaksın? Meçhul yapı için fiili meçhule çevireceksin. Şeribe, şuribe. İlk harf ötreledim. İkincisi zaten esre yani. Esre tekrar yazmaya gerek yok. Ardından faili sileceksin. Silmeden önce onun merfuluğunu mef'ule aktararak. Talibi sildin. Elma'u olarak yazdım. Su içildi oldu. Bunlara bayağı bir değinmiştik biz. Dolayısıyla onu anladığınızı düşünüyorum ben. Diyor ki yine bazı fiiller ve harficeler surradan sonra bi gelir manası şudur diye gene not aldık. İnzammeden sonra ila gelir manası şudur diye not almaya devam ediyorsunuz. Tehallesa min mana şu şeklinde verilen tüm fiil ve harficeleri yan yana not alarak devam etmeye gayret ettiniz. Ne demiş burada? Demiş ki aşağıdaki cümleleri meçhule çevirerek yeniden yazın. Şimdi şeribet. Şeribe zaten nasıl yapılıyordu? İlk harfi ötreleyeceksin. İkinciyi eslemeye gerek yok. Zaten esleri şuribet olmuş olur. Leyla'yı silmen lazım. Neden? Leyla fail çünkü onu silmen lazım. Mef'ulden naibu fail yaptığımızı unutmuyoruz. Bunun dışında burada anlatılacak pek bir şey yok. Yine görüyorsunuz işte fiiller, harficeller yan yana verilmiş. Sıradaki ünitemiz de yine meçhul fiile dayalı bir ünite. Burada ise sülasi fiillerin mezit kısmına değiniyor artık. Sülasi fiiller, arkadaşlar, sülasi bir fiil kendi içerisinde ikiye ayrılır. Sülasi fiil ya mücerrettir ya da nedir? Bir m daha koyalım ya da mezittir. Mezit veya mücerret. Sülasi fiil ya mücerrettir ya mezittir. Az önceki ünitede mücerret olanları yani yalın haldekileri işledi. Şimdi mezit yani orijinalliği bozulmuş, ilave harf almış olan kalıpları, babları ele alıyor. Ef'ale yani ifal babı diyoruz buna biz. Ef'ale kalıbındaki bir muzari, ef'ale kalıbındaki bir mazi fiil. Buradakilerin hepsi mazidir. Mazi derken geçmiş zaman, mezit derken
İlave harf alan mazi fiiller. Ef'ale kalıbındaki mazi bir fiil. Bunların hepsi malum burada. Meçhulleri nasıl gelir? İşte ef'aleyi uf'ile diye yazacağız diyor. Zor bir şey mi? Değil. Ne oldu? İlk harfi ötreledik. Sonuncu harfin bir sağını yani anne fiilini fetadan esreye çevirdik. Fe'ale fu'ile. İlk harf ötre. Anne fiili esre. İlk harf ötre. Anne fiili esre. Enzele az önce geçen ef'ale kalıbına uyumlu bir fiil. Onun örneği dedik. Enzele aslında neydi? Nezele idi. Nezele'ye artı olarak ne eklendi? Hemze eklendi. Bu durumda eşittir. Bu ne oldu? Enzele oldu arkadaşlar. Enzele demek ki mezit bir fiildir. Yani ilave harf alan bir fiildir. Bunun meşhuru nedir? Unzile. İndirdi, indirildi. Ekrame, ukrime. Yine aynı kalıp değil mi? Enzele, ekrame. İkisi de ef'ale kalıbındadır. Seyyara, suyyira. Kevvene, küvvene şeklinde devam ediyor. Bir tane çekim yapalım demiş. U'tuqila, u'tuqila. Ezberleyelim mi? Ezber yapmayın. Sadece şunu bilin. İlk harf ötre, aynı fiil esre yani. Öyle olursa o nedir? Meçhul fiildir şeklinde. Hafızamızda tutmaya devam edelim. Ef'ale yuf'ilu. Şimdi de muzarisinin meçhulünü gösterecek. Yuf'alu. Muzarisinin meçhulü nasıl olmakta? İlk harfi ötüleyeceksin. Yuf'ilu zaten ötreydi. İlk harf tamam olduğu gibi aktar bir şey yapma. Aynı fiili esre iken onu feta yapıyoruz. Dikkat edin, mazi ile muzaride farklılık var. Şu an ilk harf ötre, annen fiili estre, öyleyse bu meçhuldür diyebilir misin? Diyemezsin. Deminden beri öyle diyordunuz. O mazi için geçerli. Muzaride ise ilk harf ötre, annen fiili fetha oluyor. Yufa'alu. İlu değil. Yufa'alu. Yufte'alu. Annen fiili fetha olacak burada arkadaşlar. Buna dikkat edin. Muzaride aynı fiili feta ilk harf ötre olmakta. Onun dışında burayı geçiyoruz yine aynı şekilde kullanmalara dikkat. Etura acaba demek. Yurva, enne, yuhka, enne bunların ardarda geldiğini unutmuyoruz. Hangi fiilden sonra hangi harfi cerrin geldiği aklımızda olmalı. Sıradaki ünite 4, isim ve usuller, yine kalıp ifadeler, harficelle kullanılan fiiller, bunları unutmuyoruz. İsim ve usul arkadaşlar, ezlere bilmemiz lazımdır. Ellezî, elleden, ellezîne. Ellezî, elledeyn, ellezîne. Yani ellezî, özelliklerini bilmemiz gerekir. Merfu durumu nedir, mensubu nedir, mecruru nedir, müfredi ney? İkili ne, cemisi ne, müzekkeri ne gelir, müennesi ne gelir? Bunu tam olarak ezber yapmış, anlamış olarak sınava girelim. Mebni hangi kalıpları, muğreb hangi kalıpları? Elleden, elledeyni. Tek tesnelerde değişiklik olur. Müfretler ve cimiler daima aynı yazılmaktadır. Elleti, elletani, elleti, elleteyni. Değişti değil mi? Raf durumu, mensup, mecrur durumu tesniyede farklı. Cimisi ise birden fazla. Ellevati, ellati, ellai şeklinde geliyor. Altta da aynısı var. Şimdi bu ünite biraz daha dikkat isteyen bir ünite. Hadara ettiflu, ra'yitu ettifle fil hadigati. Hadara ettiflu elledi. Yani neden elledi? Burada yazılı. Sorabilir. Hadara ettiflu nokta nokta nokta. A şıkkı elledi. B şıkkı elleti. C şıkkı elledani. D şıkkı ellati. Hangisi gelmeli? Boşluk doldurmaca. Bu şekilde olan sorularda kesinlikle noktanın sağına sonuna dikkat edin. Orayla uyumlu bir kelime seçin. Tıfıl kelimesi hem müfrettir hem müzekkerdir. Öyleyse müfret ve müzekker olan isim ve usulü seçmem gerekir. O da elde değildir. Bu üniteyi işlerken buna çok altını çizmiştim zaten. Tekrar etmiş olalım.
Hadara eddiflani. Diflani tesniyedir, müzekkerdir. Öyleyse burası nokta olsaydı şayet buraya tesniyeli müzekker bir şey getirmem gerekirdi. Getirmişler. Elledani olmuş. El edfali. Cimidir, müzekkerdir. Öyleyse cimi müzekker bir isim mensubu getirmen gerekir. O da elledine. Evet. Eddifletu müfrettir. Müennestir. Kapalı tayla bitmiş olmasından müennes olduğunu anlıyoruz. Öyleyse müfret müennes bir isim mensubu getirmem gerekir. Bu yüzden elleti olur da elledi olmaz yani. Bunlara dikkat ediyoruz. Bir de sıla cümlesi ve aidi, ait zamiri diye bir şey var. Encebeni eddifu elledi ki ra'eytuhu. Gördüğüm çocuğu beğendim. Beni hayrete düşürdü. Encebeni eddifu elledi ra'eytuhu. Tek tek anlatmış burada. Sıla cümlesi hangisi olur? İsmi mevsulün ardından gelen cümleye sıla cümlesi denir. İsmi mevsul burada zaten. Bununla birlikte has isim mevsulün bir sıfat olarak kullanılması söz konusu. El muvazzafu mut'abun. El muvazzafu ellezî diye devam ediyor. Şimdi isim mevsul ve sıla cümlesi yani şurası olduğu gibi nedir? Sıfattır diyor. Sıla cümlesidir ve sıfattır. Ellezî isim mevsul. Ya'melu fil mektebi elberiri. Burası fiil cümlesi değil mi? Ya'melu. Burası sıla cümlesi olarak adlandırılıyor. Yani isim mevsulünün ardından gelen yere sıla cümlesi denilmektedir. El kitabu ellezî. Ellezî nedir? Sıfattır. Neyin sıfatı? Sağındakinin sıfatı. Neden? Sağdaki de eliflamlı. Kendisi zaten eliflamlı. El kıssatu elleti. Elleti ne olur? Sıfat olur. Çıkabilir yani. Şöyle bir cümle yazar. Ellerden altını çizer. Altı çizili kelimeyle ilgili aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru bilgi verilmiştir? Mübtedadır, haberdir, faildir. Bir sürü şey yazar. Ne diyeceksin? Sıfattır. Neden? Sağındaki kelime eliflamlıdır. Onun sıfatıdır. El fetatani elletani. Yine sıfattır elletani. Neden? Sağındaki eliflamlıdır. Uyum var. Et-tabibatu ellevati. Buraya ellevati yazması gerekiyor. Elleti yazsa olmaz. Neden? Et-tabibatu cemidir. Öyleyse cemi bir kelime yazması gerekiyor. Burada ise haberin sıfatıdır diyor. Ellevi sıfat, elleden sıfat. Neyin sıfatı bunlar? Sağındaki kelimenin. Sağındaki haber olduğu için haberin sıfatı olmuş olurlar. Ardından sıla cümlesi geliyor. Sıla cümlesinin irattan mahalli olmadığını biliyorsunuz. İrattan mahalli yok demek. Yani sıla cümlesi olduğu gibi bir bütün, bir cümle olarak merfudur, mensuptur, mecrurdur, mezdumdur gibi bir değerlendirme söz konusu olmaz. İsim mevsul bazen mübteda olur. Elleri, mesela buradaki cümlede elleri nedir? Mübtedadır. Mübteda yani başlangıç kelimesi olarak kullanılmıştır. Daha sağında bir şey yok zaten. Ellezine, elleti, elleten bunlar hep mübteda. Daha sağda başka kelimeler olsa da yine de müptede olabilirdi. Sağ taraf bağımsız, sol taraf bağımsız kullanımı da mevcut. An itibariyle müptede ama. Haber olabilir diyor. Ümmi annem hiye o kimdir? Elleti öyle birisidir ki. Elleti burada nedir? Haberdir. Demek ki isim mevsul arkadaşlar her zaman sıfat olmaz. Bazen sıfattır kendisi. Müptedanın sıfatı, haberin sıfatı olabilir. Başka bir şeyin sıfatı olabilir. Bazen isim mevsul müptedadır. Bazen isim mevsul haberdir. İsim mevsul standart bir şey değildir yani. İsim mevsul burada fail olarak gelmiş. Neden? Çünkü fiilin ardından gelmiş. Gidip buradaki ellediği sıfattır demeyin yani. Demek ki ellediği gibi isim mevsullerin yani standart bir durumu söz konusu değildir. Cümleyi inceleyerek ona karar veriyoruz. O has isim mevsuller için içeride. Bir de ne var? Müşterek isim mevsuller var. Demek ki isim mevsul ikiye ayırabilirsin. Genel olanlar ve has olanlar. Has özel demek. Men ve ma. Men de nedir? Bir ismi mevsuldür. Ma da ismi mevsuldür. Men la yerham la yuhami hadis. Men la yerham innase la yerhamhullah. Yine benzer manadaki bir başka hadis. Burada neymiş bunlar? Mübtedadır. Men burada mübteda olarak kullanılmıştır.
Men isim mevsul unutmuyoruz. Fail de olabilir diyor. Farklı farklı şeyler olabilir. Bunu zaten işlemiştik. İrab örneklerine dikkat ediyoruz. Ardından yine şiir ve harfi cer kullanımı söz konusu. İbtâde an iktarebe min. Bunlara dikkat edin. Yani diyebilir. Ene la uridu en iktarebe nokta nokta el medbah noktalı yere hangi harfi cer gelmelidir? Gidip ilahi seçmeyin yani. Min gelecek iktarebeden sonra. Diğer fiilleri de harf cerlerde aynı şekilde not alıp ezberleseniz güzel olur. Devamında bakalım ne varmış. Devamında 5. ünite var. Nasb edatlarını burada görmekteyiz. Nasb edatlarının ortak yönü muzari fiilin sonunu nasb etmesi. Belirli bir alamet meydana getirmesi. Bu ortak noktalarıdır. Bu nasb edatlarının bir de farklı noktaları var. Onlar da nedir? Kattıkları anlam. Cümleye, fiile farklı mana vermekteler. Burada dikkat edilecek şey nasb alameti nedir? Yani evvela tabi nasb nedir? Sırayla başlayalım. Ref durumu bir fiil muzarinin başında herhangi bir edat yoksa o muzari fiil direkt standart olarak ref durumundadır. Yani ketebe yektubu. Yektubu nedir? Merfudur. Yani soru merfudur. Yeftahu merfudur. Örnek şuraya yektubu yazayım ben. Yektubu merfudur. Niye? Başında bir şey yok. Burada bir şey olsa değişir onun durumu. Yektubu, yani soru, yeftahu, yahrucu, yekfuru gibi. Başında ne olsa mesela birazdan işleyeceğimiz len gibi. Len olsa ne yapar? Sonundaki ötreyi fetaya çevirir. Ama nasb demek feta demek değildir. Nasb daha geniş bir kavram. Nasb alametleri nelerdir? Muzari fiilden bahsediyoruz. Sahih salim fiil işlenmiştir burada. Bu bir muzarinin sonunda ya fetanın bulunması ya da sonundaki nunun düşmesi. Fetanın bulunması bak mevcut bir alamet. Nunun düşmesi yani mevcut olan bir şeyin silinmesi. Bu bakımdan da ikiye ayırabilirsin. Alamet, nasb alameti ikidir. Bir şeyin var olması ki o fetadır. Bir şeyin yok olması ki o da nundur. Peki nerelerde fetha görmemiz gerekir? Nerelerdeki nunu da silmemiz gerekir? Yerlerini de bilmemiz lazım. Şu yerlerde eğer muzari fiil fethayla bittiyse mensuptur. Şu yerlerde nun kayboldu, silindiyse o da mensuptur. Nun nerede düşer? Cemil müennesler hariç iki tane cemil müennesi var değil mi? Hem gaibenin yani üçüncü şahsın hem de muhatabanın yani ikinci şahsın cemil müennesi vardır. Oralardaki nun hiçbir zaman için düşmez. Daima mevcuttur. Onun dışında nunla biten muzarilerin sonucu nunla biten muzarilerde nunun düşmesi nasb alametidir. Nunla bitmeyen yerlerde de fethayı görmüş olmamız yine nasb alameti olmaktadır. Nasb alameti 2'dir ya. Cezm durumu nedir? Muzari'nin başında cezm edici bir edat varsa muzari ne olur? Cezm olur. Ne gibi? Lem gibi. Lem ne yapar? Cezmeder. Hani yen suru, yek tubu. Yek tubu nedir? Merfudur. Lem gelirse başına ne olur? Lem yektubu cezim verir kendisine. Cezmeder. Cezm ile mezzum, ref ile merfu, nasb ile mensup aynı kavram olarak kullanılmaktadır. Nasb edatları nelerdir? Enlem, key, likey, li, hatta. Likey zaten bir tane li, bir tane de key'in birleşmesi sonucu likey olmasıdır. Hatta da vardır bir tane. Unutmuyoruz ama. Nasb edatları nelerdir? Şunlardır. Manaları nelerdir? Onları bileceğiz. Bunlar neyin başına gelir? Muzari'nin. Peki muzari'de ne gibi değişikliğe sebep olurlar? Muzari fiilin sonunda bir takım değişikliğe neden olurlar. Nasb alametleri nelerdir? Ya fethadır ya da nunun silinmesidir. Örnek yektubu, yektube, tektube, tektube, ektube, mektube. Yani ötre yerine fethanın gelmesi nasb alameti olmakta. Ve tabii ki diğer yerlerde nunların düşmesi de yine nasb alametidir. Şuradan bakmak gerekirse buranın fetha olması ama tesniyede nunun düşmesi yektuba olarak kalması. Cemi müzekkerde nunun düşmesi.
Müfredde yine fetha, tesniyede yine nunun düşmüş olması tektuba diye yazılıyorsa muzari mensuptur. Ama cemi müennesler şu iki kalıptan nunlar hiçbir zaman düşmüyordu. Bu iki kalıp dışında nereden nunla bitmiş ise şu ve şu hariç nereden nunla bitiyorsa, örnek buradan nun bitmiş, nunla bitmiş, nunla bitmiş, nunla bitmiş, nunla bitmiş, nunla bitmiş, nunla bitmiş. Buralarda nunun silinmiş olması onun nasb halinde olduğunu gösteriyor. Bunun dışında şu an gösterdiğim yerlerde bunun dışında ise arkadaşlar ötre yerine fetha yazmış olması onun nasb halinde olduğunu gösteriyor. Cem-i müenneslerden nun düşmüyor ama buna dikkat ediyoruz. Burada zaten onu göstermiştir. Yani yektubne bunu gördük. Kesinlikle merfudur. Niye? Çünkü nun var demeyelim. Başındaki alamete bakarak buna karar vereceğiz. Başındaki edata, edat ne? En, nasb edatı var. Öyleyse bu mensuptur diyeceğiz. Yed'u, yed'uve. Bazı yerlerde fethayı görebilmekteyiz. Hangi durumda? Nasb durumunda fethayı görüyoruz. İşte şu anda nasb halinde yazılmış bir muzari görmektesiniz. Fetha almış, nun düşmüş, nun düşmüş, fetha almış, nun düşmüş, nun düşmez cem-i müennes bu. Fetha almış, nun düşmüş, nun düşmüş, nun düşmüş, nun düşmüş, nun düşmez cem-i müennes. Fetha almış, fetha almış. Nasb alametleri yani sorulsa dese ki, muzari'nin neresinde nun'un düşmesi nasb alametidir, neresinde fetha alması nasb alametidir? Tek tek sayabilir misiniz? İkinci şahıslar, üçüncü şahıslar, müfret, tesniye, cemi, müzekker, müennes nerede ilgili alameti alıyor? L'nin kattığı manayı bilmeliyiz. En katacağı manayı bilmeliyiz. Li, likey, key, hatta bunların kattığı manaları yine bilmeliyiz. Hatta'nın kattığı manayı bilmeliyiz. Kattıkları manaları bilmeliyiz. Fiil artı harfi cer hangi fiilden sonra hangi harfi cer geliyor? Bunları yine bilmeliyiz. Şöyle bir bakalım ne gördük biz? En son nasb edatlarını gördük. Malum meçhul gördük değil mi? Mazi, muzari onlar vardı. Şuradan bakarak hatırlamaya çalışayım. Arapçada zaman yani mazi, muzari gördük. Bunun dışında ne gördük biz? Naib-i fail gördük. Harfi cer ve fiiller. İsimler, usul. Bunlar fazla da bir şey. Şimdi işlediğimiz konularda şu an gözümde canlandığı kadarıyla Kur'an-ı Kerim'de örnekleme yapalım. Burada tüm bir şey henüz yok. Nerbüdü muzari fiildir. Malumdur. En'amte mazi fiildir. Malumdur. İsimler, usul göremedim mesela. Ellezine ismi mevsuldür. Bir tane isim mevsul bulduk. Nedir? Cemi müzekkerdir. Peşine gelen fiil de cemi müzekkerdir. Yü'minûne. Mimma. Aslında nedir? Mimma'dır. Bir tane min harfi cerri artı ma. Eşittir ne olmuştur? Mimma olmuştur. Yani oradaki ma artı ma dediğim şey ismi mevsuldür. Razaqna mazi fiildir. Yunfiguna enfaka. Yunfigu muzari fiildir. Ellezine yine isim mesul var. Ardından yu'minune muzari bir fiil var. Enzele unzile. İşte meçhul bir mazi fiil. Nezele idi aslında sülasi mücerredi. Enzele olmuş. İfal babına aktarılmış. Ve meçhulü yazılmış. Unzile. Ve ma yine isim mesul. Unzile yine meçhul mazi. Yubinuna muzari malum. Başka göremedik. İnnellezine, ellezine ismi mevsul görüyorsunuz. Enedara yunidiru tundiru lem tundiru. Bu malum muzari fiil. Malum muzari fiil. Hateme malum mazi fiil. Eminen nasi men ismi mevsul var yine.
Dali yegul malum muzari fiil. Ma ismi mevsul. Ma ismi mevsul. Ma ismi mevsul. Ma ismi mef'ul. İsmi mevsul. Artık ben de karıştım. Ne başladım? Ma yine ismi mevsul. Kema, ma buradaki ismi mevsul. Kema yine ismi mevsul. Ma yine ismi mevsul. İstehze, istehzi'u muzari fiil. Ma ismi mevsul. Rabihat, malum mazi fiil. Çok bir şey göremedik aslında. Elledi isim mevsul. Ma ismi mevsul. Başka da göremedim. Tamam. Bunlara dikkat ederek sınava girmenizi öneriyorum. Özellikle fiil harfi cer, isim mevsul konusunda da seçeceğiniz isim mevsulün sağ tarafla müzekkerlik mühendislik, tesniye ise isim mevsul sağdakinin irabına uyum. Bu da önemli. Sadece tesniyeleri murettir. Unutmayalım. Müfret ve cimileri mevnidir. Yani değişmez, daima aynı yazıdır. Müzekker mühendis, müfret tesniye cimi ve iraba dikkat ederek seçmeliyiz.